Ben Cumhuriyet Gazetesi yazı işleri ilgili Güray Öz. Size tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün Mustafa Mavlı'yı özgürlük mücadelesini anlatmak istiyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımız bizim bu etkinliğimize katılıyorlar. Daha doğrusu onlar yapıyorlar. Bir kısmı arkadaşlarımız şu anda yoldalar. Bir derdini duyuyorlar. Ama biz başlamak zorundayız çünkü salon süresi biraz kısık. Şimdi Balbay'dan gelen bir mesaj var. Balbay'dan gelen mesajı Barış arkadaşımız size sunacak. Ondan sonra sanatçı ve yazar arkadaşlarımız Balbay'ın mücadelesiyle ilgili düşüncelerini size kısa kısa anlatacaklar. Tekrar hoş geldiniz. Evet, evet. İçeriden dışarıya çıkmış birisi olarak ben bu mektupların içeride yazılışına şahit oldum. Şimdi o içeriden gelen mektubu burada okuyacağım. Sevgili Balbay, çocuklara ve gençlere hitap eden bir mektup yazmış. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, sevgili düşünce büyükleri. Evet, sizler benim düşünce büyüklerisiniz. İnsan beyninin, insan aklının, insan kalbinin en detaylısı çocuklar ve gençlerdir. O nedenle sizlere özgürlüğü anlatmak biraz da tereciye teres atmak gibi olacak. Öncelikle sizlerle şunu paylaşmak isterim. Gençler bir ülkenin sadece geleceği değil, aynı zamanda bugünüdür. Ülkemizi yönetenler bunu anladıkları gün Türkiye daha güzel olacak. Özgürlük sizler kadar heyecan, samimiyet, sevgi, dayanışma, özveri içeren bir duygular bütünüdür. Özgürlük, insanın sadece istediği bir şeyi yapabilmesi değildir. Asıl istemediği bir şeyi yapmak zorunda kalmamasıdır. İnsan sahip olduğu özgürlük kadar değil, onu kullanabildiği kadar özgürdür. Düşünün ki, kitap varlığı dolaşırken okumayı çok istediğiniz ama daha önce bulamadığınız bir kitabı gördünüz. Satın aldınız. O kitap artık sizindir. Sizindir ama o kitabı okumadan yararlanabilir, içindeki bilgiyi kullanabilir misiniz? Hayır. İşte özgürlük sahibi olmakla onu kullanabilmek arasındaki fark budur. Sevgili kitap dostları, ben demir parmaklıkların arkasında kendimi size ulaşabildiğim kadar özgür hissediyorum. Kim bilir, belki dışarıda olsam, kitap fuarında bir konferansa katılsam, bugün benim için toplanandan daha az insan gelirdi. Bu duygu beni içeride dışarıdan daha özgür kılıyor. Bu anlamda her birimiz hepimiz kadar özgürüz. Ben de sizler kadar özgürüm. Bu satırları kaleme alırken kendimi bütün ruhumla kitap fuarında hissediyorum. İşte özgürlük böyle bir şey. Silivri'de aldığım 30 bin kadar mektubun birinde diktatörlükle ilgili şu sözler yer alıyordu. Diktatörlük bir zalimin milyonlarca insanın özgürlüğünü kısıtlayıp hükmetmesi değildir. Milyonlarca insanın bir kişinin zulmünü kabul etmesidir. İnsanın özgürlüğünü kimse elinden alamaz. Bedenleri tutsak edebilirsiniz ama beyinleri zincir vuramazsınız. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Ben sizlere ulaşma duygusunun verdiği enerjiyle beynimi alabildiğini özgür tutuyorum. Bedenim demir parmaklıklar arkasında ama atar damarımla, kalemimle sizinleyim. Özgürlüğün anlamı bu sözcüğün içinde gizli. İnsanın özü, gür ise özgürdür. Özgürlük içimizdedir. Sözlerin başında sizlere düşünce büyüklerimle hitap ettim. Bunu bir örnekle pekiştirmek isterim. Kızım 4 yaş sayıları saymaya başladı. İlk 10'a kadar saymayı öğrendiğinde bana şöyle dedi. Baba, ben seni 10'a kadar seviyorum. Kızım 100'e kadar saymayı öğrendiğinde tarifi değişti. Baba, seni 100'e kadar seviyorum. Kızım bana şunu öğretmişti. İnsan her şeyi bilgisi kadar anlayabilir, yaşayabilir. Sevgiyi de, özgürlüğü de. Bilgi özgürlüktür. Şu anda özgürlüğün tam da merkezinde bulunuyorsunuz. Beyinlerin özgürlüğü bedenlerin tutsaklığını yenecek. O günler mutlaka gelecek ve ben de size geleceğim. Özgürlüğü, bilgiyi, sevgiyi paylaşacağız. O günlerde buluşmak üzere hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Hasretlerimle, afiyet olsun.
bir çağrısı var Mustafa Balbay'ın. Ondan önce şunu bilmenizi isterim. Cezaevindeyken son 6 ayımı Balbay'la birlikteydim. Şimdi Mustafa Balbay bu akşam, yarın sabah televizyonlara, gazetelere buradaki etkinliği görmek için bakacak. Sizleri görmek isteyecek. Emin olun şurada bulunmanız, o içerideki aydınlara, gazetecilere, yazarlara, hepsine, Mustafa Balbay'a, Tuncay Özkan'a, Soner Yalçın'a, herkese o kadar güç veriyor ki, bunu bilmenizi isterim. Umut olmamanızı dilerim. Mustafa Balbay'ın bir de çağrısı var. Bir davet, bir çığlık. Sevgili dostlar, Silivri'de hukuk katlediliyor. Bu gidişi sizlerin, duyarlı insanların iradesi durdurabilir. Haydi bir adım daha atalım. 30 Kasım Cuma günü sabah Silivri duruşma salonunda buluşalım. Mustafa Balbay. Değerli dostlar, şimdi arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Önceliğiyle hapishanede bununla birlikte yapmış olanlara tanıyalım. Diğer barış, bir barışımız daha var. Diğer barış, kaç kelime söylerse olmaz. Teşekkür ederim bizi buraya davet edenlere. Mustafa Balbay benim hapishane arkadaşım, koğuş arkadaşım değil ama beraber spor yaptığımız, beraber halka odalarında karşılaştığımız ve en nihayetinde biliyorsunuz benim tahliye olmamdan sonra Tunca Özkan'ın yanına geçti. Artık Mustafa Balbay benim yatağımda yatıyor. O yüzden bundan birkaç ay önce benim her sabah uyandığım yatakta şu anda Mustafa Balbay uyanıyor. O yastığa o baş koyuyor. O yüzden esasında burada Mustafa Balbay'ın için toplandık, onun adını zikrederek toplandık ama Silivri'de bugün bütün yurtseverler, bütün devrimciler, askerler, aydınlar, yazarlar, hepsi için aslında bir hukuk katliamını yeniden dile getirmek için toplandık diye düşünüyorum. Bu hukuksuzluk, bu mücadele, bu bize açılan, intikam kokan savaş çok yeni değil. Bu çok eski bir savaş. Ve bizim ülkemizde bundan belki 100 yıldan fazla önce gençler hürriyet için, özgürlük için, devrim için dağlara çıktılar, sokaklara döküldüler ve en nihayetinde kocaman bir çınar ağacı diktiler. O çınar ağacı büyüdü, dalları çıktı, yaprakları yeşerdi. Her bir yaprağında Nazım Hikmet yetişti, Sebahattin Ali yetişti, Aziz Nesin yetişti. Her biri hapsi, sürgünü, cezaevini, hepsini gördüler. Ve en nihayetinde bugün bulunduğumuz yerde, yani Silivri'de maalesef o çınar ağacını kesip içini kurtların koyduğu, çürüttükleri, yapraklarının döküldüğü çınar ağacını kesip bir mahkeme salonu kurdular. O çınar ağacından bir mahkeme kürsüsü yaptılar ve o çınar ağacının önünde bizleri yargılamaya çalışıyorlar. Benim söyleyebileceğim şey, Çernişevski'nin, bilirsiniz ünlü bir Rus romancıdır. Çernişevski'ye demişler ki, karakterleriniz çok ideal değil mi, çok yukarıda değil mi? Çernişevski, hayır siz biraz aşağıdasınız demiş. O yüzden o çınar ağacının önünde bizi yargılamaya çalışanlara diyorum ki, Mustafa Balbay'ı, Tuncay Özkan'ı, Soner Yalçın'ı, askerlerimizi, aydınlarımızı, hepsi için, bütün Silivri için konuşuyorum. Siz o mahkeme kürsülerinde bizleri yargılayamazsınız. Biz tarih önünde eninde sonunda sizleri yargılayacağız. Bunu söylüyorum ve teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere. Hayatta bir öğretmen şu anda büyük bir ders veriyor bize. Çok galiba yan gelip yatmıştık. Şimdi silinmeye başladık. Silivri burada çok önemli bir dönüm noktası oldu. Her şehirde bir hayır vardır derler ya, Silivri sayesinde bir araya geldik. Ve ülkemizin bağımsızlığın, özgürlüğün değerini bir kez daha anladık. Öncelikle
Gülşah'tan size selam iletmek istiyorum. Dün Ankara'dan hareket etmeden önce Gülşah aradım. Hepinizi çok sevdiğini söyledi. Sizlerle var olduğunu, sizden güç aldığını söyledi. Yağmur ve deniz bizlere emanet. Mustafa Balbay'ı göz arkada değil, onları biz büyüteceğiz hep birlikte. Geçen hafta Silivri cezaevine gittim. 15,5 ay orada terörist olarak kaldım ben. Ve devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri, oradakiler gazeteci değil, terörist demişti. Sonra ben geçen hafta oraya Adalet Bakanlığı'nın izniyle gazeteci olarak gittim. Balbay'a, Soner Yalçın'a, Deniz Yıldırım'a, Tuncay Özkan'a ve diğerlerine, Turan Öz'ü göremedik, Hikmetçi'ye ziyaret ettik. Balbay şöyle bir şey söyledi. Ateşi ve ihaneti gördük, en iyi mücadeleyi biz verdik. Balbay son çıkan kitabın biliyorsunuz mektuplardan derlenmiş bir kitap. Birisi yazmış, niye orada olduğunuzu biliyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum, The Korkak. The Korkaklar cephesinde olmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Onlar bizden özgürler, şu anda biz dışarıda tutacağız. Birlikte özgürleşelim lütfen, onları unutmayalım. Seni rahatsız. Hepinize sevgiler, saygılar. Öncelikle iki barışa da geçmiş olsun diyorum. Ve barışın yatağının uğurlu olmasını umuyorum. Mustafa Balbay'ın her şeyden önce okur olarak buradayım. İnsan olarak burada olmam gerektiğini hissediyorum. Bugün birçoğumuzun yargıda tırnak içinde asıl yatırılmış birçok davanın bir içeriğine ve şekline de inanmadığı bir ortamda toplumsal barışın en önemli dinamiği olan adaletin Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar tartışıldığı ve yaşandığı bir ortamda ve üstelik bir baba olarak tıpkı Mustafa Balbay gibi bir baba olarak buradayım. Ne mutlu ki 14 yaşına henüz giren kızım babacığım gitmesen olmaz mı, yazsan olmaz mı, senin de başına bir iş gelmesin diyebilecek kadar bu ülkenin bir bireyidir. Ben Mustafa Balbay'ın bir sonraki kitabını sevgili evlatlarıyla, sevgili eşinin yanında özgürce yazacağını yürekten inanıyorum. Ve umarım aymış bir kalabalığa, daha büyük kalabalıklara bizzat imza rica edip görmek için de sabırsızlanıyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Genel Sekreter Yardımcısı var, Bülent Özcan. Merhaba. Genel Başkan Yardımcısı var. Şimdi de sözü olan Bülent Bey'e veriyoruz. Sevgili Balbay'ın dostları, sadece Balbay'ın değil, özgürlüklerin hoyratça ve hunharca çiğnendiği Türkiye'de özgürlüğün dostları, özgürlüğe merhaba toplantısına hoş geldiniz, merhaba. Dün Silivri'deydim, Mustafa Balbay'la görüştüm, Tuncay Özkan'la görüştüm, Mehmet Haberal'la görüştüm, Çetin Doğan'la görüştüm. Zaman bu kadar yetti. Yetseydi daha başka birçok arkadaşla da görüşecektim. Türkiye ilk defa böyle günleri yaşamıyor. Salona baktığımda Türkiye'nin geçmişinde bunları yaşayanlarla Türkiye'nin bugününde aynı utancı yaşayanların aynı salonda
bulunduğu ve benzer sözleri yıllar sonra da söylemeye başladığı bir süreci bugüne kadar yaşıyor olmanın üzüntüsünü paylaşıyorum. Biraz önce Barış bahsetti. Türkiye'nin zindanları aslında özgürlüğün çığlığının tarihe yazıldığı yerler oldu. Nazım Hikmet en güzel eserlerini oralardan verdi. Sebahattin Ali en güzel özgürlük eserlerini Türkiye'nin zindanlarından yazdı. Ahmet Arif, Nevzat Çelik yine Türkiye'nin en güzel eserlerini oradan verdi. Faşizmin yükseldiği dönemlere damgasını vuran cezaevleri vardır. 12 Eylül faşizmine damgasını vuran Mamak'tı, Metris'ti, bunun gibi cezaevleriydi. Bugünkü AKP faşizmine damgasını vuran da Silivri zindanları oldu. Ama şunu hiç unutmamak gerektiğine inanıyorum. Faşizmin o baskı dönemlerine adını veren, damgasını vuran zindanları nasıl varsa antifaşist mücadelenin, özgürlük mücadelesinin yükseldiği, filizlendiği, yeşerdiği yerlerde oralar olmuştu. Bu inançla hiç tereddüt etmeden şunu söyleyebiliyorum ki gelecekte de Türkiye'nin özgürlük mücadelesine Silivri zindanları damgasını vuracak ve Silivri'deki tutsakların sesi dünyada zulmü yenecek, özgürlüğün ışığını yakacak. Değerli arkadaşlar, hepinizin içindeki itirazı biliyorum. Göz göre göre 21. yüzyılda hukukun ayaklar altına alındığı, kurgulanmış davalarla özgürlük savaşçılarının, kurgulanmış davalarla Türkiye'nin aydınlarının, yazarlarının, gazetecilerinin teslim alınmaya çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama bir şeyden dolayı mutluyum ki ve eminim sizler de bir şey bundan dolayı mutlusunuz. Hiçbirisini teslim alamadılar. Şeytanın en büyük başarısı insanlığın ruhunu teslim alabildiği zamandır. Şeytanla beraber ruhunu şeytana teslim edenlerin en büyük başarısı insanlığın özgürlük inancını teslim alabildikleri gün başlayacaktır. Ben bütün bir Silivri direnişine dönüp baktığımda Silivri toplama kampındaki tutsakların inancına, mücadele gücüne dönüp baktığımda şeytanın dünyada özgürlük inancını teslim alamayacağını, ruhunu şeytana teslim edenlerin insanlığı teslim alamayacağını görüyorum ve buradan selam olsun bütün Silivri tutsaklarına diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhaba. Önce Balva için burada bulunmaktan gerçekten çok büyük bir onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Keşke bu nedenle Balva için olmasaydım. Bana kalırsa ben konuşmaya da hazır değildim. Birdenbire bir şeyler söylemem gerekti. Bağışlayın, çok kısa konuşacağım. Bizler karanlığın ayak sesini duyamamış kimseleriz diye düşünmekteyim. Bize defalarca, biz cumhuriyetçilere, aydınlara, sanatçılara, kafamıza vura vura karanlığın ayak sesleri söylendi. Ve biz büyük bir rehavet içinde bunu görmezden geldik. Aman canım, hadi sen de böyle şey olur mu? Bu ırkımızın bize verdiği bir şey midir? Bilmiyorum. Ama bugün kendimizi, bizleri Balbay'ın ve arkadaşlarının ve aydınların ve o değerli komutanlarımızın içeride olmasından sorumlu tutuyorum. Bu sorumluluk bizim. Geç de olsa uyandığımıza inanıyorum. Birleşmeye başladığımızı, sokaklara çıktığımızı görüyorum. Bu beni müthiş mutlu ediyor. Onların arasında birey olarak üstüme düşeni her zaman yapmaya çalıştığım için kendimi de huzurlu hissediyorum. Ama ülkemin düze çıkabilmesi için muhakkak ve muhakkak Balbay'ın ve arkadaşlarının ve Silivri'dekilerin dışarı çıkması lazım.
Onlar dışarı çıktığı zaman zaten ülkemiz düze çıkmış olacak. Bunun için sokağa mı dökülmemiz lazım? Vatansever birkaç gazetemizin, televizyonlardan büyük Türk halkına ulaşması mı lazım? Çünkü bu gerçekler 300-500 bin kişinin arasında kalmakta. Oysa milyonlara ulaşması lazım gerçekleri. Hala unutuluyorlar, hala yetmez ama evetçiler kararsız halde durmaktalar. Onları döndürebilmek için bir şeyler yapabildiğimiz zaman, bir arada yürüyebildiğimiz zaman, organize olabildiğimiz zaman Balbay'ın yanında olacağız. Balbay daha doğrusu bizim yanımızda olacak. Teşekkür ederim. Gülşah doğduğunda Mustafa'ya dedim ki tek kardeş çok zordur dünyada. Çünkü yağmur doğduğunda pardon. Çok zordur tek kardeş. Tek başına yaşamak da zordur. Ama mutlaka bir kardeş daha gerekir dedim. Sonra Mustafa telefon, özel olarak telefon açtı. Biz dedi Yağmur'a bir kardeş daha geliyor, buna karar verdik dedi ve bu da senin sayende oldu dedi. Yoksa kolay kolay buna karar veremezdik. Düşünmüşler. Bu buraları şimdi içeride. Mustafa kendini içeride tutsak sanıyor, içeride sanıyor. Aslında biz de kendimizi dışarıda sanıyoruz. Tabii bazılarımız için biraz böyle, en azından bazılarımız için bu böyle. Özgürlük her zaman için fiziksel, yani maddi bir olay, maddi bir durum değildir. Özgürlüğün bir de düşüncelerimizle ve beyinlerimizle ilgili bir yönü vardır. Orada kendimizi özgür hissedemediğimiz zamanlar, bedenlerimizin ne kadar özgür olduğunu da sorgulayabiliriz, tartışılabilir bu her zaman için. Şimdi aslında ben çok kısa olarak bir çağrı, bir empati çağrısı. Tabii siz bu empatinin içindesiniz. Empati yapan, hepiniz empati yapan insanlarsınız. Ama bunu dışarıda dalga dalga yaymak önemli olduğunu düşünüyorum. Empati, kendimizi başka, en azından demin de söylediğim bir başkaları yerine koyarak özgürleşme. Ben buna bir özgürleşme diyorum. Empati bir özgürleşmedir aynı zamanda. Yani kendi birey olarak kendimizin dışına çıkma çabasıdır. Kendi birey olarak kendimizin dışına çıktığımız zaman bedenimizi de özgürleştiririz. Ben en azından öyle duyumsuyorum. Bedenimiz özgürleştiği zaman düşüncelerimizle birlikte bunun maddi bir güce, hızla bir şekilde maddi bir güce dönüşebileceğini düşünüyorum. Bedenimiz düşüncelerimizle birlikte maddi bir güce dönüşür ve hareket eder, yürür, çoğalır, bağırır, eyleme geçer. Bunun sonucu bakmışsınız ki o Silivri'nin zalimin duvarları yıkılmış. Ben buna çağrı yapıyorum. Teşekkür ederim. Yazıyor olmasından çok gurur duyduğumuz şairimiz Atol Beylamoğlu. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hapishanecilik kolay bir şey değildir. Bunu cezaevlerinde kalmış biri olarak söylüyorum. İnsan orada ya daha çok değer kaybeder ya da daha çok değer kazanır, daha çok insan olur. Bu o insanın kalitesiyle alakalı bir konudur. Görebildiğim kadarıyla başta Balbay, Özkan, Doğu Perinçek gibi arkadaşlarım olmak üzere, Soner Yalçın, Silivri'de cezaevinde bulunan bütün yurtseverler istisnasız gerçekten çok büyük bir
özveri, çok büyük bir sağlamlaşma örneği sundular. Hapishanede yazılan kitaplar bunun bir göstergesidir. Bunun yanı sıra hapishane dışındaki yakınlar için de çok zordur. Hapishanede insanın bir yakınlığı bulunması. Onların da büyük bir örnek verdiklerini görüyorum. Yani Balbay'ın eşi, Tuncay Özkan'ın sevgili kızı, Doğu Perinçek'in ailesi, yakından tanıdığım bu arkadaşlarım, tutuklu o sevgili kurmay subaylarımızın, yurtsever subaylarımızın her cumartesi toplanmaya başlayan yakınları, aileleri, Beşiktaş Parkı'nda, şimdi Ankara'da ve İzmir'de de toplanacaklar. Her biri gerçekten seçkin bir örnek sunmaktalar. Onları da buradan kutluyorum, sevgiyle selamlıyorum. Hapishanedeki arkadaşlarımın, yakınlarımın, kendileriyle beraber. Buradan ben TÜYAP'a bir teşekkür söylemek isterim. Gerçekten şu toplantıyı sağlayan kuruluştur ve bu çok önemlidir. Cumhuriyet Gazetesi'ne de bir yazarına gösterdiği vefa örneği bakımından, açısından gerçekten çok teşekkür ederim. Huzurunuzda o teşekkürü de söylemek isterim. Sevgili arkadaşlar, tabi duygulu olmak güzel bir şey. Ama duygudan çok onun yanı sıra cesarete ve kararlılığa ihtiyacımız var. Şu yaşadığımız günlerde, şu zamanlarda. Çünkü Türkiye işgal altındadır. İşgal altındadır. Bütün Türkiye tarihinin en gerici unsurları iktidarı ele geçirmişlerdir. Görünüşte demokratik bir süreçtir. Bu aslında bu bir iktidara el koymaktır. Bir sivil darbe yazdık. Bir darbe ortamında yaşamaktayız. Gericiliğin de ötesinde Türkiye'nin bütün değerlerine karşı bir güç ülkemizin tepesinde oturmakta. Sivil cezaevi, balyoz olayları, bütün bunlar bu iktidarın sonucudur. Mücadelemiz bu siyasi iktidara karşıdır. Duygusallığa yer yok. Birleşik bir güç olarak bu adamları, bu insanları oradan alaşağı etmek ve ümretmeliyiz. Dün akşam bir oyun izledik. Rutkay Aziz ve Taner Ballas'ın, Ümit Denizer'in yazdığı Adaletsizsiniz diye harika bir oyundu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Sanıyorum ki bütün Türkiye'de ve başka ülkelerde de mutlaka görülmesi, izlenmesi gereken bir oyundur. Oradaki yurttaşlarımızın da izlemesi gereken. O oyunun son bölümünü, yani bir kitabın sonunu söylemek gibi belki olacak ama burada onu söylemek ihtiyacındayım. Engizisyon mahkemeleri simgelenmiş bir takım kutbalar olarak, tekerlekli sandalyelerde oturan kutbalarla açılışta onu görüyorsunuz. Sokrates'i yargılayan, Galileo'yu yargılayan mahkemeler, Sacco Vanzetti'yi de yargılayan mahkeme aynı o kutbalardır. Son sahnede Sacco ve Vanzetti bir demir parmaklık arkasındadırlar. Seyirciye dönük olarak demir parmak. Geride de o kutbalar vardır. İdama mahkum edilmişlerdir biliyorsunuz Sacco ve Vanzetti. İki tek güvercin vardır onları simgeleyen. Oyunun sonunda elektrikli sandalyeye giderlerken ya da işte o süreçte geriye dönerler ve o demir parmaklıkları o yargıçlara doğru iterler. Sahne kapanırken Sacco ve Vanzetti'yi simgeleyen o kuşlar özgürdür ama o yargıçlar demir parmaklıkların arkasındadır. Bugünkülerin akıbeti de bu olacak. Sadece o demir parmak, sadece o yargıçlar ve savcılar değil, onlara emir verenler, tepesindekiler de hiç de uzak olmayan bir gelecekte demir parmaklıklar arkasında olabileceklerdir. Ama onların bizim arkadaşlarımızın gösterdiği ruh yüceliğini ve sağlamlığını göstermeyeceğinden de orada da sönüp gideceklerinden de en ufak bir kuşku duymuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Ben hazırlıksız geldim. Bu işlerin çok organizasyonu koşturmasıyla aşırmıştım. Kapıdan baktım ve mum gibi bir kalabalık, güzel insanlar, değerli dostlar. Tabii ki bir şey de benim söylemem gerekiyor. Reyus söyledi. Giriş oyunu vatan
balkonların en üst katındaydım ve aşağı doğru böyle eğilmiş 10.000 kadar öğrenci vardı. İlk öğretim öğrencisi. Onların o çıbıtlarını, onların o coşkulu uğultuyu bize bir kulak verdi. Bu beni çok mutlu etti. O sırada aklıma Polonya Ulusal Marşı'nın bir sesi geldi. Bu Polonya Ulusal Marşı 18. yüzyılın sonlarına doğru Rusya ve Avusturya'nın Polonya'yı üçüncü kez bölme planlarını yaptığı bir dönemde ortaya çıkmış. Bu işgalden kaçan bir grup asker, Polonya askeri İtalya'ya gitmişler ve İtalya'da bu marşı bestelemişler. Marşın bir dizisi hiç güncelliğini yitirmemiş. Şöyle diyor, Polonya ölmedi daha bizler yaşadıkça. Bu bir esarete düşmüş bir ülke halkının kararlılığını gösteren bir dizedir ve bu dizeler yıllar içerisinde Avrupa toplumlarının kolektif belleğine kazınmıştır. Benzer bir durum olduğu zaman Polonya ölmedi daha denir o ülkelerde. Tabii bizim de buna benzer dizelerimiz, dörtlüklerimiz vardır. Bugün yukarıda Cumhuriyet'teki yarın yazımı yazarken aklıma geldi, onu da yazıma kattım. Tevfik Fikret'in Millet şarkısındaki bir dörtlüğü, hepiniz bilirsiniz, zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa Hakk'ın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır. Göz yumma güneşten ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır. Ben bu son diziyle birlikte sevgili dostum, arkadaşım Atol Behramoğlu'nun çağrısına katılıyorum. Mutlaka, mutlaka o gün gelecek diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merhaba. Biz geçen hafta Üresel ve benim de arkasında olduğum bir grup gazeteciyle birlikte sizi dinledik. Geldiğinden beri yüzlerinize bakıyorum. Bir de Silivri'deki yüzleri, gördüğüm yüzleri gözümün önüne getiriyorum. Onlar sizden daha umutlu. Onlar sizden daha pırıl pırıl bakıyorlar, daha coşkunlar. Mustafa'nın bizim görüşme yaptığımız salona bir gelişi vardı. Üniversite anlattım bilmiyorum. Uçarak geldi. Ve inancından en ufak bir şey kaybetmemişti. Tuncay Hakkeza. Deniz öyle. Soner'le görüştük. Birinden biri bize yarına dair bir karamsarlık geçmedi. Tam tersine aslında mücadele belki de şimdi başlıyor dediler. Yani onların işte barıştan dün içerdelerdi, üniversitelerdi, içerideydi, bugün yanımızda. Mücadeleleri bitti mi? Belki bu masada olanların bir bölümü. Söylemek zor ama yarın içeride olacak. Mücadele bitecek mi? Hayır, bu mücadele çok çok uzun bir mücadele. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri başlayan. Yani sadece şu son 3-5 seneye sıkışmayan. Ve dönem dönem hep ciddi şekilde görevimiz, aydınların görevi haline gelen bir mücadele. Ne yazık ki aydınlanmayı sağlayamadıkça bu mücadele de bitmeyecek, bitmemeli. O yüzden sizden tek bir şey rica ediyorum. Evet, yaşadığımız günler çok çok kötü günler. Ama umudunuzu asla kaybetmeyin. Ve asla bu gözlerle bakmayın. Pırıldayan gözlerle bakın. Ve aydınlığın karanlığı yeneceğine lütfen inancınızı kaybetmeyin. Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Efendim şimdi Ceyda Hanım'da söz sırası. Hepinize iyi günler. Mustafa Balbay için buraya çağırmak yolda koşarak geldim. Yani zaman çok zor bir zaman. Fikirlerin paylaşılması, özgürce düşünmek, düşündüklerinizi dile getirmek gerçek bir cesaret istiyor. Sizlerle aynı masada olmak benim için gerçekten çok heyecan ve gurur verici. Benim okuduğumda aydınlandığım bütün isimler şu anda Silivri'de. Ama kalemlerini bırakmıyorlar ve bizi aydınlatmaya devam ediyorlar. Ben de kesinlikle umudumuzun yok olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar özel isimler var ki Atatürk'ün açtığı yolu bize aydınlatan. Balbay'ın hayranı olarak buradayım ve bir anne olarak buradayım. Bir Cumhuriyet öğretmeninin torunu olarak buradayım. Her şeyden önce öğretmenler gününüzü de kutluyorum. Ve aydınlarımızın da bizim öğretmenlerimiz olduğunu düşündüğüm için onların da öğretmenler gününü kutluyorum. Hep şunu söylüyorum, korku değil aslında. Biz inandığımızın ne olduğunu, gelecekte ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Silivri'dekiler de çok iyi biliyor. Yolumuzu engellemeye çalışanlar da aslında çok iyi biliyor. Gerçek isteklerin adı konduğunda bunun önüne hiç kimse geçemez. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Yeter ki ne istediğimizi, gelecekte evlatlarımızı ve kendimizi nerede konumlandırdığımızı bilelim. Ve bence biz biliyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu, neyle beslendiğimizi biliyoruz. Burada olduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım bir işe yaramışımdır. Sizlere de geldiğiniz için. Azaldı ama mutlaka konuşmasını istediğimiz arkadaşlarımız var. Çok kısa üniversiteler üstünden birkaç şey rica ediyorum. Oradan sonra da yeni geldi arkadaşımız. Evet, sizden de bir söz isteyeceğim ama mutlaka konuşmasını istediğimiz bir arkadaşımız daha var. Balbay'ın biliyorsunuz 30 bin mektup içinden seçtiği mektuplar yayınlandı. O mektupların içinde bir tane mektup var, onun yazarı da aramızda. Onu da konuşturacağız. Birkaç mesaj var bana, Güvenç Tarsu'nun öncelikle. Birkaç mesaj var benim aracılığıma iletilmesini istediler. Çok hızlı onları okuyorum. Tarihteki hangi demir kapı, hangi parmaklık düşünceleri, yürekleri hapsetmiş ki Silivri'nin kör pencereleri bunu yapabilsin? Biz mi dışarıda daha mahkumuz, vatanseverler mi Silivri'de? Daha özgür sorularının gölgesinde, öğrencisinden akademisyenine, milletvekilinden gazetecisine, generalinden parti başkanına, tüm vatanseverlere acil özgürlük, hemen özgürlük dileklerine, Yavuz Bülgör. Her bir tutsaklık bir özgürlüğün tohumunu atacak ve her tohum çatlayıp filizlendiğinde binlerce bağımsızlık çiçeği açtıracak ve her çiçek aydınlıkta dönülerek milyonlarca meyve verecek ve her meyve olgunlaşıp tohumlarını saçtığında işte o zaman tutsaklığın fermanını imzalayanlar kör olacaklardır. Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Soler Yalçın ve diğerleri şimdilik esir olsalar da Türkiye Cumhuriyeti'nin imhası için dış mihraklar ile işbirlikçi olanları özgür kaldıkları gün düşünce ve davaları ile tüm halkları da yanlarına alarak kovacaklardır. Var olun, şans abi. Sadece düşünen, yazan, gazetecilik yapan insanların somut tek bir nedenle suçlanamadıkları halde özgürlüklerinden alıkoldukları bu ülkede hiçbirimiz hiçbir zaman özgür değiliz. Ne aklım, ne mantığım, ne de vicdanım bu olup biteni kabul etmiyor. Huzurla uyanılacak sabahlar yok artık. Güzel yarınlar için içerideki tüm dostların serbest bırakılmalarını istiyorum. Hemen şimdi, Zuhal Olcay. İttifak Bayram, akşam bir konseri olduğu için katılamıyor. Selçuk Yöntem mesajını iletti. Ben de kısaca kendi iki çiftle bunu söylemek istiyorum. Öncelikle bana burada bu konuşmayı yapma fırsatı veren üzerimizdeki tüm emperyalist güçlere, en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'ne, onun memuru Fethullah Gülen'e, yine o emperyalizmin oyuncağı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine, bu hükümetin tüm üyelerine ve bu hükümetin karanlığı içinde kaybolmuş hukuk sistemimize, onun tüm memurlarına teşekkürü borç bilirim. Onlar arkadaşlarımızı böyle saçma sapan iddianamelerle, deli saçması yargılamalara maruz bırakarak aslında onlara birer madalya takmışlardır. Yine onlar bizleri bugün de burada bir araya getirdiler
ve bizler haklı mücadelemizde sesimizi her gün daha çok çıkarmaya başladıkça kopmuş karanlıklarında boğulacaklarını biliyorlar ve tarifsiz korkuyorlar. Ben Mustafa Balbay'la ortaokulda okuduğum yıllarda Cumhuriyet'in Ankara bürosunda tanıştım. O zaman başlığı özgürlük olan bir yazı yazmıştım ve Balbay o yazıyı Cumhuriyet'te yayınlamıştı. Yayınlanmış ilk yazımdır. O yazı sonraki günlerde Le Monde'da yayınlanmıştı. Yıllar sonra Balbay ile Silivri'de görüşüyoruz. Görüşüyoruz dediğim mahkeme günleri jandarmalar arasından birbirimize sesimizi duyurabilmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda mektuplaşıyoruz. Tunca Özkan'la da öyle. Bu saçma yargılamalar sayesinde bir yandan çok yakın dostlar edindim. Mesela uzun süredir Oda TV'de yazmama karşın Soner Yalçın dışında kimseyi tanımıyordum Oda TV'den. Barışlarla, Müyesser Yıldız'la, Mümtaz İdil'le, Doğan Yurdakulu'yla, Sayın Çakır'la, Coşkun Musluk'la mahkeme salonlarında tanıştım. Barışlarla tutuklanmalarından önce bir kez bile yüz yüze görüşmüşlüğümüz yoktu ama artık kolay kolay da ayrılmayız. Ahmet'in Nedim'i tanımazdım şimdi arkadaşlarım. Sağ olsun bu baskı rejimi bizi öyle güzel bir araya getiriyor ki biz artık omuz omuzayız. Sizlerden ricam, eğer hala gidip görmeyen varsa bu yargılamaları, mahkemeleri en az bir kez gidip izlemeniz. Gidip görünüz lütfen orada yaşanan büyük komediyi, insanların ne ahmakça iddianamelerle zindanlarda tutulduklarını gidin görün, eşinize dostunuza anlatın. Bugün çokuz, yarın daha çok olalım. Korkuyorlar bizden, daha çok korksunlar. Aydınlık yarınlar yakın. Mustafa Balbay'a, Tuncay Özkan'a, Soner Yalçın'a, içerideki tüm dostlara selam olsun. Tarihsel bir dönemden geçiyoruz ama böyle dönemler uzun tarihi bir perspektiften baktığımızda zaman zaman yaşanmıştır zaten Türk toplumlar tarafından. Burada umudumuzu sürdürmek, aydınlığın karanlığı mutlaka yeneceğini düşünerek bu inançla yarın güzel bir gün olacak düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ülkenin potansiyeline ve bugüne kadar başardıklarına bakarsak bu aydınlığı yaratma potansiyeli bu ülkede var. Bunu her olayda, birçok olayda birçok nedenle bunu görüyoruz ve algılayabiliyoruz. Benim umudum var. Yarınlar daha aydınlık, daha insanca, insana uygun bir şekilde yaşanacak bir topluma doğru gideceğimiz günler olacak diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi eğer aramızdaysa aramızda olduğunu düşünmüştüm. Mektup yazan Elif Hanım. Hoş geldiniz. Sizinle aynı sahnede konuşmak benim için çok mutlu verici. Aslında konuşmayı tercih etmezdim. Ama Mustafa abi çok rica etti. Onu kırmak istemedim. Ben kendisini çok çaresiz hisseden bir üniversite öğrencisiydim. Hala öyleyim. Sadece geleceğim konusunda değil, ülkem konusunda ve bir şey yapamadığım için. Aslında çareyi babaya yazmakta buldum. O bana ışık oldu, öğretmen oldu. Benim için gerçek öğretmen, ilk öğretmenlerimden, tıpkı Atatürk gibi, annem gibi. Bu arada da hepinizin öğretmenler gününü kutlarım. Burada bulunmamın, bu konuşmayı yapmamın sebebi sizi Balbay'a yazmaya teşvik etmek. Yazmak kolay değil, cümleleri toparlamak, cesaretsiz kaldığınızı ve bazılarınızın belki büyük çoğunluğunuzu korktuğunu biliyorum. Korkmayın, ben korkmuyorum. Onurlu yaşamak istiyorum. İnandıklarımın arkasındayım, siz de arkasında olun. Yani buraya gelmeniz elbette çok anlamlı ama buraya gelmeniz yeterli değil. Bu kapıdan çıktığınız zaman lütfen onları unutmayın. Ben dün Silivri'deydim ve benim için bir milat oldu. Her ne kadar uzun bir süredir tüm bu gelişmeleri takip etsem de gerçekten bir milat oldu. Orada bir tiyatro dönüyordu. Çok üzücü onların orada olması. Her
her ne kadar çok güçlü görünseler de, ışıl ışıl olsalar da, ışık saçsalar da orada olmak kolay değil. Onları orada unutmayalım, onları orada yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyelim. İstanbul'da olanlar gitmek çok zor değil. Lütfen gidin, onları görün. Mustafa abi dün tıpkı bir popstar gibiydi. Gerçekten koşarak, gülerek geldi. O kadar tatlıydı ki, o kadar mutluydu ki bizi gördüğüne. Lütfen gidin, her yere gidiyorsunuz. Alışveriş merkezleri tıklım tıklım. Lütfen gidin, onları görün. Onları seven insanları da çok seviyorum. Atatürk'ü seven herkesi de çok seviyorum. Atatürk'ü de çok seviyorum. Yazın, lütfen onlara yazın. Sayfa sayfa yazmanıza gerek yok. Sadece onların yanında olduğunuzu bilmeleri yeterli. Hepinize teşekkür ederim. Tek bir cümle, Cemal Süreyya'nın bir şiirinin tek bir satırı. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza. Size destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Süremizi çok açtık. Başka bir toplantı için dışarıda insanlar bekliyorlar. Maalesef yapamadım. Çok özür diliyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim yalnız. Yazarlarımız, sanatçılarımız kitaplarını imzalayacaklar Mustafa Balbay'ın. Cumhuriyet'in yolu İstanbul'un gerisine doğru gideceğiz. Yolu daha isterseniz.